Görüşmek üzere. Hoşça kal. Bye bye. Sevgili izleyiciler, işte benim stilimde ikinci haftada galamızda kiminle vedalaşacağız? Elime fotosuna hangi üç yarışmacı girecek? Ve zirvede kim yer alacak ve 10 bin liranın sahibi olacak? Efendim, lafı ballandıra ballandıra anlatması mı, aynı cümleyi bin bir tonda kullanması mı, coşkulu pıtırcıklığı mı? Varın orasına siz karar verin sevgili izleyiciler. 80'lerdeyiz, konseptiniz 80'ler. O zamanlarda madem imaj her şeydi, bakalım 80'lerin hangi imajıyla podyuma gelecek? Aleyna Eroğlu podyumda. Doyamadığını tahmin edip bir tur daha atarsın diye düşündüm. Yok. Doydum. Ama senin ruhun 80'ler ki. Evet. Yanlış jenerasyonda doğmuşsun. Evet, bence de. Hemen anneme söyleyeyim. Annemle babama kızacağım. Bu büyük büyük hareketler tam o zamanlara ait. Evet. Tam benim konseptim. Hatta çok mutlu olduğumu söylemiştim onlara da, arkadaşlarıma da. Valla ben söyleyeyim. 10 bini aldın bu hafta yoksa? Ben yaparım bir şeyler Öykü Hanımcığım. Yapar mısın? Yaparım. Tamam şekerim, nereye gidiyorsun? Hemen seviyorum. Şimdi ben evlendim biliyorsunuz. Allah'ım. Evet. Ama şimdi ben hiç daha önce disco vaki yerli hiç gitmedim hayatım nereye boyunca. Nereye gitmedin? Disco falan böyle yerli hiç gitmedim. Benim de kocam bana demiş ki gel seni demiş götüreyim demiş. Hı. Ben de kocamla beraber diskolara, gazinolara falan gidiyorum. Çok güzel. Saat çok başarılı yalnız. Teşekkür ediyorum. Nira. Başındaki bandananın rengini uyumlu bulmadım. Çünkü bu dönemlerde bahsettiler ya bende de. Hani mesela yeşil olabilirdi başındaki bandananın diye düşünüyorum. Pembe biraz kelelaka olmuş gibi geldi. Ama onun dışında güzel tam bir gelinsin. Çok rüküş ve kokoşsun. Teşekkür ederim. Beğenmedim ama beğendim. Yani öyle bir şey tam oldu. Tam taze gelin değil mi? Tam taze gelin ya. Böyle günlere giden falan. Kayanasına giden şıkır şıkır böyle eldeyi takarken. Tek yer miydiniz diye. Öyle bir kız olmuşsun yani 80'lerde. Teşekkür ederim aşk. Tamam. Melek. Ay. Ne oldu? Bu aralar çok ılımlısın Melek. Neden? Değilim işte. Ben bugün böyleyim. Ha, peki. Niye tamam. Böyle istemiyor muydunuz? Ben yo, ben istiyorum. Ben seni çok sevdim. Hayran kaldım yani. Az önce öyle bir tutuldum falan. Tutuldu. Ay, konuşunca sanki. Çünkü uykum geliyor Melek. Kızma ama. Beni gördün değil mi? Yok, sen konuşunca. O zaman yatak döşek getirseydin uyusaydın. Valla güzel olur. Şuraya şöyle bir sonra bitince derken vallahi iyi olur. Uyan. Burada yatak döşek falan iyi olur. Sen yatak ben konuşurum. Hatta gelir böyle. Tamam sen bir eleştirir misin? Senin konuşma potansiyelin konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Bizim dayanma gücümüzle alakalı bir problem var burada. O zaman hemen giriş yapalım. Özet geç bakalım nasıl geçiyorsun. Valla şu an bileziklerine çok böyle gözüm takıldı. Onlar ama tamam sen bitir. Altın mı yoksa şey mi? Merak ettim valla, sadece merak ettim gerçekten. Gittim Taksim'den aldım bunu. Gerçekten merak ettim. 20 TL. Böyle. Şey. Hayır bilmiyorum, belki hani çıkışı falan şeyler yaparız falan diye. Yok yok. Ha, ona göre mi arkadaş gideceğiz hani? Altınlar sen ne fenasın ya. Altınlar gerçek. Sonra soracaksın nasıl zengin? Kim sormuş nasıl zengin olduğunu? Sen sormuşsun değil mi? Nasıl zengin olduğunda aldın diye. Bitti mi Melek'ciğim? Buldun zengin kocayı.
diyecek bir şeyim kalmadı. Değil, kırmızı ojeler falan. İyi. Teşekkür ederim Melek'ciğim. Hazır mısın? Hazırım. Bol şans. Aleyna. Evet. Evet, ilk ben başlıyorum. Merhaba. Merhaba. Renklerin güzel. Çok yakışıklısınız. Çok yakışıklısınız. Aman efendim teşekkür ediyorum. Sağ ol. Kemerin, ayakkabın. Ben kendim yaptım. Evet, ayakkabın, çantan hep aynı renk. Biraz fazla kokoş yapmışsın. Tamam rüküşsün ama o kadar çok takmasaydın buraya. Gittiğin yerde soyulursun falan kızım, aman dikkat et. Vallahi şimdi kocan mı aldı onları sana? Evet. Aman aman kızım onları. Bir biraz... daha yenisini al. Böyle bir gazinoya mazinoya gittiği zaman bu kadar kokoş olma. Bantınla ilgili konuşacağım. Şıksın, şık olduğunu düşünüyorsun yani o dönemler için. O bantın o renkte olmasaydı belki içindekilerden, belki gene bir gold bile olabilirdi. Çok boğar diye düşündüm ama tamam, bir daha öyle yapma. İyi yapma, 9. Çok şokta da. Zıplandım. Hoş geldin. Nurum hoş sen bulduk. Yorum yaparken ben bir araya girmek istiyorum, sen devam et. Çok fazla rüküş geldin. Kötü bir şey mi? Ama fazla. O kafandaki bantın ne o? Mana. Senin deyimiyle. Üstelik. Manasız bir bant. Evet. Keşke böyle bir saç kullansaydın. Kendi saçından orada bir şey kullansaydın. Aleyna. Bak sen Aleyna'ya. Aleyna da böyle çıtı pıtı. O pantolonun paçasını biraz yukarı kaldır. Onun içine bir de bir file çorap giyseydin tam olurdun rüküş. Yarım olmuşum. Ay ne bileyim ben. Rüküşler kraliçesi. Ama öyle yani miyim? Yani 80'lerin. Ha evet. Rüküşler kraliçesi. Hatta görgüsüz kadını. Bileziklerini takmış, komşularına, arkadaşlarına, kabul günü arkadaşlarına hava basıyor. Yalan mı? Doğru. Ya kocan ne iş yapıyor kız? Kocam bilmiyorum, henüz karar vermedim kocamın ne iş yaptığını. Bravo. Vizyonluydu. Evet ben geçen gün öyle söylemiştim. Vizyonlu. Ha vizyonlu. Evet. Vizyonlu erkek fakir mi olur? Ama o dönemde o dönemde vizyonlu kelimesi yoktu lügatımızda. Ama işte ben ilk yapmışım ve vizyonlu kelimesini ben bulmuşum o dönemlerde. Yok. Benden çıkmaymış yani Nur Yeltaş Hanım. Nur Yeltaş Hanım mı bir tek kişi söyledi? Ha, Bahar. Nur Hanım. Aa, bu mahallenin şeyi, zengini. Tabii, hava evinde, atıyor. Kolunda baksana yürüşme bir tane evinde, araba var. Araba taşıyor. Aa, ne varsa takmış, benim, ne varsa giymiş. Benim yengem evet, böyleydi. Evet, taktım hepsini beş taş. Aldım. Beş taş var. Sen görmedin mi? Bir gel göster. Kız kadınlar gel. Deli oluyordur. Ay, yürümeye bak. Aa. Mahallenin denizi. Bu taraf da beş taş, burada. Bakayım. Ay aa süper. Hem de altın. Aa. Altından beş. Saat marka mı? Dijital ama. Yok ki bunu şey aldım normal kapalı. O dönemin saati o ama. Evet ama o da saati. Pahalı. O da pahalı. O yürüme ne olacak? Altın yani. Evet onu da biz o yürüme ne olacak öyle? Ama çok güzel yürürüm. Ben çok, bir yürürüm herkes bana bakar. Çok. Burkan Bey güzel yürümüyor muyum ben? Yürüyorsun ama buradaki yürüyüşüne göre evet, ben, ne bu böyle? Şimdi ben şeye girdim, bu kadının ikvamına girdim. O ama o kadın öyle bir yürümez herhalde ama böyle. O derece şık yürüyor. Bir kadınısın şu anda. O çok kokoş bir kadın, çok kendine emin ve yok. Çok böyle evet. Şımarık. Bu bence birazcık koca parasından artık ne aldığını şaşırmış. Hayır ben zaten soylu bir halimi kızıyım. Bahar nasıl yürüyor? Kocası soyuyor yavaş yavaş soğan gibi. Güzel yürüyor. Teşekkür ederim Bahar. Bir hanımefendi gibi. Beğendin mi? 80'lerde hanımefendi olmak. Bahar'ın hanımefendi... Anlayışı. Anlayışı. Saygı duyuyoruz. Bir anlayış olmuşum. Teşekkür ediyorum Bahar. Göz kırpma içerir. Evet canım. Resmen kadın okula şeye girmiş. O ruh haline role girmiş. Evet, canım. Role. Kızım ben diyorum sendeki bu dizi yapımcıları seni görmüyor mu ya? Hiç. Görmüyor kırmızı mu? Kırmızı ışık.
Ben sinirlendim şu an. Nur Yeltaş Hanım. Nur Hanım. Nur Yeltaş Hanım kaldı. Nur Hanımcığım. O Nur Yeltaş Hanım efendi diyor. Ha, ben Nur Yeltaş Hanım diyeyim. O hanımefendi. Nur Hanım. Nur Hanım. Nurellam be. Nurellam diyeyim. Hah. Çok iyi oldu. Hiç film senin aklına gelmemiş. Evet. Asla. İki sene. Trendsetter diye. Alo, neredesin? Ne yapıyorsun? Klip çekiyoruz. Sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle, dinliyorum. Ben aşık oldum. Kime? Sana. Bravo! Oldu işte. Kardiyo yapsak bu kadar terlemeyiz. Aleyna. Efendim. Muhteşem bir enerjiyle buluştu şu an seninle karşılaşmam. Teşekkür ediyorum. Ama tam anlamıyla konseptin içindesin. Teşekkür ederim. Tam böyle 80'lersin. Saçındaki o aksesuar çıktı. Benim görmek istediğim gibi Kemal'cim sağ olsun çok güzel bir saç yaptı. Önünden kendi saçın geçiyor. Vallahi ben tabii ki pek fazla hakim değilim 80'lere ama... Yani şu an görünüş olarak tam böyle 80'lerin içinde bir stil sahibi bir kadın görüntüsü. Buyurun 8. Teşekkür ederim. Hadi bay. Hadi bay. Şey derim şimdi bay. Hadi bay. Aleyna hoş geldin. Hoş bulduk. O yürüyüş neydi ya böyle cirli cirli. Der ben çok beğendim. Yani o rolün, o kadının rolüsü zaten yani biraz bize eldireyin. Nasıl diyorsunuz? Ne? Eleyin yani elemek istiyoruz. Eğlendirin yani. Eğlendirin. Ben dekoder ben. Eğlendirin. Eğlendirin bizi demek Enjoy. İstiyoruz. Enjoy. Eğlenmek mi? Eğlendirin dobra. Dobra. Kakosti diye. böyle bir konseptlere yapın gelin yani. Çünkü hakikaten çok güzel oluyor. Hem de karakteriniz yansıyor hem de hakikaten eğleniyoruz. Rokuşu dibine. ona göre puan. 8. Teşekkür ederim. Evet Aleyna'cığım. Efendim. Allah'tan 80'lerde yaşamıyorsun. nasıl yakışmamış sana var ya yani. Gerçekten hayır, mi? Hayır çok iyi görünüyorsun o anlamda demiyorum. Ama yakışmamış. Sen 80'ler kadını değilsin. Günümüzün daha peki? Çok bak Simay mesela orada yaşayabilirmiş. Tam evet. Olmuş yani evet. Ama sende bir eğreti duruyor. Ama iyi görünüyorsun. Teşekkür öyle ederim. Öyle hani yanlış anlamanı istemem. 8. Teşekkürler. Ah mazi diyoruz efendim işte benim stilimde galada önemli ana yaklaşıyoruz. Az sonra puan tablosunda göreceğiz bakalım. Eleme potasında kalacak o 3 yarışmacı kimler olacak? An itibariyle kimimizi çocukluğuna, kimini de neden bahsediyor bunlar şaşkınlığına?
götüren nostalji havasında tadını çıkardığımız bir gala anındayız. Zamanımız yavaş yavaş azalıyor. İşte o ana geldiğimizde 10 bin lirayı kim alacak? Bu hafta kim veda edecek? İşte bütün bunların cevabını bulacağız sevgili izleyiciler. Şimdi ikizlerimiz geliyor podyuma. Beklenti büyük. Bu sezonun şeker kız kendileri diyelim. Aylin Selin en çok podyumda.